Merhaba arkadaşlar. Kırşehir, Kaman, Gökeşme köyüne geldik. Eşimin köyüne. Sarı Ömerli köyünün inekleri bunlar. Otlamaya çıkarmışlar. Çoban çıkarmış. Çok güzel bir zamanda denk geldik bu sefer. Her yer yemyeşil, sapsarı. O kadar güzel ki bakmaya doyamıyor insan. İstanbul'un kalabalığından, gürültüsünden böyle sakin, sessiz, huzur dolu yerlerde dolaşmak çok iyi geliyor gerçekten insana. Biz de bakalım birkaç gün herhalde, bir 10 gün falan burada kalmayı planlıyoruz. Bahçemizdeki erikler olmuş. Çok güzel. Yemeğe doyamadık. Misler gibi. İlaçsız. Organik her şey. Ne kadar güzel değil mi? İstanbul'a giderken toplayacağım bunların hepsini. Tatlı ekşi. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Biraz yemek için topladım. Biz Mart ayında eşim ağaçlarımızı, ceviz ağaçlarımızı aşı yaptırmıştı. Çok şükür aşılarımız hepsi tutmuş. Bir 6-7 tanesi tutmamış ama o kadar da olur dedi aşı yapan kişi. Hepsi tutmuş. Çok sevindik görünce. Ama her yer ot olmuş, çok bakım istiyor. Uzak olduğumuz için sık gelemiyoruz. Bahçeye traktör girecek. Bakın aşılara. Ne güzel değil mi? Görünce çok sevindik, çok hoşumuza gitti. İşçiler çalışıyorlar. Bir taraftan ağaçların dibini çapalıyorlar. Bunlar kayısı ağaçlarımız, erik ağaçlarımız. Meyveler de var bu sene epeyce. Burası da köyün yolu. Sağ tarafta eşimin halasının kızı, sol tarafta eşimin teyzesinin çocukları. Çok yakınız birbirimize. Gülleri açmış. Ne güzel değil mi? Köy sakin, sessiz, huzur dolu. Zaten çok ufak bir köy. Havada sıcak olduğu için herkes içeri kaçmış. Semine ablamın bahçesi, kendine bahçeye yapmış, sebzeler ekmişler, damla sulama yapmışlar. Geçen sene domatesleri, fasulyeleri çok güzel olmuştu. Bu sene de bereketli olur inşallah. Gülleri de ne güzel açmış değil mi? Mis gibi kokuyor. Koklamaya doyamıyorum geçerken, her seferinde kokluyorum onları. Kokulu güller, çok güzel. Ahmet, kuzular yazıdaymış. Tankerle su getirmiş onlara. Bunlar da Semine ablanın tavukları. Ağacın gölgesinde otluyorlar. Beni görünce koşa koşa geldi. Paçalı, seni paçalı. Çok güzel. Yumurta getirdi Ayşegül bize sabahları kahvaltıda. Yedik sapsarı yumurtalar. Ağacın gölgesi serin, bana da iyi geldi doğrusu. Epey sıcak. 34-35 derece var sanırım. Bayağı sıcak bugün. Nefes almakta zorlanıyor insan. Bu tarafa da bahçe yapmışlar. Buraya da domatesler ekmişler. Bu da ceviz ağacı. 60-70 yıllık var bu ağaç. Bu sene ceviz var üzerlerinde. Geçen yıl hiç yoktu. Köyde kimsenin cevizinde yoktu, bu sene var. Çok fazla değil ama yine de evlere yetecek kadar var. Gölgeye hoşuna gidiyor tavukların herhalde. Onlar da gölgeye kaçıyorlar hep. Çok güzel düzenli ekmişler domatesleri. Sıra sıra arkadakilerde köydeki evler görünüyor. Biri hocanın evi galiba.
20-25 hane sanırım köy. Ayşegül'ün mum çiçeği, bu da çok açmış bu sene. Üzerinde 2-3 tane var hala. Arka taraftaki bahçede de meyve ağaçları var çok. Meyve fidanları ekmişler. Her çeşit meyve var burada. Ayşegül çiçekleri çok seviyor. Böyle değişik çiçek görürsem ben de getiriyorum onu bazen. Buraya da koymuş. Ben de açan çiçekleri seviyorum böyle. Bunlar da bizim budadığımız ceviz ağacının dalları. Böyle kenara yığmış işçiler. Bakalım hepsi kesilecek herhalde. Bir tarafa toplanacak. Köy yerlerinde iş çok, uzak olduğu için çok sık da gelemiyoruz. Bakın ne kadar güzel değil mi? Kaman'a gidiyoruz. Yakında 10-15 günü olur diyorlar ekinler. Buğdaylar hepsi sararmaya başlıyor yavaş yavaş. Çok güzel olmuşlar. Bizim de bu sene arpalar ekildi, yulaflar ekildi. Bakalım nasıl olacak. Ben de akrabaları çaya çağırayım dedim. Bir anneanne kurabiyesi yapıyorum. Buradaki imkanlar kısıtlı. Davul fırın getirdim Yalova'daki evimden. Onu da pişireceğim kurabiyelerimi. Çayın yanında güzel olur. Onlar bizi davet ettiler. Ben de onları davet edeyim dedim. Akşam serininde çayla beraber yeriz kurabiyeleri diye yapıyorum. Kurabiyelerin üzerine ben yumurta sarısı sürüyorum. Renkleri güzel ve parlak oluyor. Hoşuma gidiyor öyle. Hepsine sürdüm. Bakalım pişince nasıl olacak? İnşallah güzel olur. Fırına girmeye hazır kurabiyelerim. Davul fırını ısıttık. Önce ısınmadı. Kurabiyelerim biraz yayıldı. Davul fırın bozuk zannettim. Meğer ceyran kesilmiş. Sonra çalıştı tekrar. Köyün inekleri çoban getiriyor geri, akşam oldu. Akşam serininde dönüyorlar. Epeyce inek var. Bakalım bir gün süt almayı planlıyorum. Evet, kurabiyelerim pişti. Biraz yayıldılar ama yine de fena olmadı. İdare eder. Traktör geldi. Önce kaz ayağı çekiyorlar. Epey ot vardı ya, onları temizliyor. Dikenli ot hem de. İçeride gezmek zor oluyordu bahçelerde. Kamandan mısır almıştım. Onları ayıklayıp ateşe koyayım. Bahçede ateş yakıp bakır kazan aldım Semine abladan. Onun kazanında haşlayacağım mısırları. Eşim de ben de mısır seviyoruz. Bakalım nasıl güzel çıkacak mı bilmiyorum. Bir haşlayayım da göreceğiz bakalım. Pazara da gittim ama buranın pazarında sebzeler çok taze değildi. Biz Yalova'da alışıkız, sabah toplayıp getirip satıyorlar Körpecik taze taze sebzelere, meyvelere. Burası biraz mahrumiyet bölgesi. Üzüldüm açıkçası. Yalova'nın pazarından sonra buranın pazarlarını pek sevmedim arkadaşlar. Mısırların koçanlarını temizledim ama püskülleri de var. Onları da iyice temizleyeyim. Öyle haşlayayım dedim. Fazla değil zaten. 10 tane almıştım ama. Evet. Onları da ineklere vereceğim. Şimdi de pulluk girdi. Kaz ayağından sonra. Çok iyi oldu. Kazana koydum mısırlarımı da.
Su dökeyim şimdi. Haşlansınlar bakalım nasıl olacak. Açıkçası sıcak beni rahatsız ediyor. Pek sevmiyorum sıcağı ama yine de dışarıda pişirmek istedim. Koku yayıldı mis gibi mısır kokusu. Az daha pişsinler bakalım sonra alırım. Bakayım nasıl olmuşlar. Evet suyunu da çekmiş. Mısırlarım gayet güzel pişmiş. Hepsini çıkartacağım. Çaylarımızı içtik. Kurabiyelerimizi yedik. Üstüne de şimdi mısır ikram edeyim. Misafirlerimize. Evet mısırlar hazır. Bol tuzlayıp traktörün işi bitti. Gidiyor. Akrabalarımla. Akşam keyfi. Keyif yapıyoruz. Onlar da el sallıyor size. Eşimin akrabaları. Pulluk epey geniş. Kapıdan biraz zor geçiyor ama çıkardılar çok şükür. Bakın size aşılanmış cevizlerimizi göstereyim. Hepsinin üzerinde ceviz var biliyor musunuz? Çok sevindik bunları görünce bakın. Ama aşılayan kişi bunların hepsini toplamamız gerektiğini söyledi. Seneye ceviz yiyeceğiz inşallah. Bu sene hepsini toplayıp kopartacağız. Seneye cevizleri yiyeceğiz inşallah kısmet olursa. Bahçede traktörle sürülünce çok güzel oldu. Dikenler gitti. Şimdi bir de suladık mı? Eşim çok üzülüyor, uzaktayız, sık gelemiyoruz diye. Dut ağaçlarımız var ama bunlar da daha tam olmadılar. Bir de sulanmadığı için ufak kalmışlar. Onları da suluyoruz. Bahçede iki tane kara dut ağacımız var. Konteynerin içi çok sıcak oldu. Önü de sıcak. O yüzden verandanın üzerlerini kapatalım dedi eşim. Ustalar geldi çalışıyorlar. Sıcakta çok zorlanıyorlar ama Allah kuvvet versin. Bakalım bitince tekrar nasıl oldu paylaşırım size. Buraya branda gelmiştik ama o da rüzgardan savruldu. Akşam serininde daha rahat çalışıyorlar. Gündüz zor oldu pek çalışamadılar. Kaynak yapıyorlar profil borularını. Bakalım güzel olur inşallah. Rahat rahat otururuz ön tarafta diye düşünüyorum. Zariye yengemin tavukları bunlar. Sonu sürprizli. Bakın görün ne göstereceğim şimdi size. Gördünüz mü? Kara kara civcivleri olmuş. Çok güzel. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar size videolar çekip paylaşacağım. Sağlıkla kalın.